Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz daha önceki videonun devamı niteliğinde olacaktır. Bildiğiniz üzere RİK kasasını yapmıştık ve ürünlerimizin gelmesini bekliyorduk. Ürünlerimizin aşağı yukarı altyapısı tamam gibi 2 adet anakartımız geldi. Birisini alt kata montajını yaptık. MSI'ın Gaming GeForce GTX 1080 kartlarından geldi 4 adet. Onları alt katta yerini aldı. 3 adet daha gelecek. Yani sipariş verildi. Üst katlar içinde 7 adet Asus siparişi verdik. Onların da ikisi eksik geldi. Bunları sipariş ettiğimiz mağaza sanırım ikisini başka bir arkadaşa vermiş. İkisi de yarın gelecek. 7 tane yukarıya tamamlayacağız. Yani bunlar 3 fanlı. Bizim MSI'lar 2 fanlı. Bunlar şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Modelini de söyleyeyim size. Asus Strix Gaming GeForce GTX 1070 model bir ekran kartı arkadaşlar. Fazla özelliklerine girmek istemiyorum. Burada nasılsa 7 adet kardeş kardeş çalışacaklar. 2 adet güç kaynağımızı buradaki sisteme dahil edeceğiz. Anakartımız ve ekran kartları fazla abartıyor Necdet, aslına bakmayın siz. Sadece şu kadar kablo var arkadaşlar. Bunları bir şekilde bu canavarlarla birleştireceğiz. Bir de şöyle riserlarımız var. Bunlarla birlikte daha sonra değişik çapta klipslerimiz var. Olmazsa olmaz. Bu tarz sistemlerde, açık alan sistemlerde klipsler imdadımıza yetişiyor. Bunlarla toparlama yapacağız. Yani burada bir görsel kirlilik olmasını istemiyorum. İş bittikten sonra güzel bir dantel gibi bağlama işlemi yapacağız arkadaşlar. Watt ölçer aldık 2 adet. Bunların üzerinde şöyle tek priz geliyor. Biz 4 sistem kullanacağımız için, 4 power supply kullanacağımız için çoğaltıcı aldım bugün. Şöyle. Yani 2 priz çıkaracağız burada. 2 de buradan, 4 priz. Buradaki gördüğünüz gibi dijital ekrandan bizim sistemimizin çekmiş olduğu maksimum wattımızı buradan takip edebileceğiz. Yani watt üzerinde düşme, inme, çıkma olduğu zaman en azından müdahale etmiş olacağız. Böyle bir sistem kurduğunuz zaman bu tarz aletleri kullanmanızda fayda var. Çünkü sistemimiz aşırı vata muhtaç bir sistem. Ve emektar kendin yap matkabımızı alıyoruz. İşleme başlıyoruz artık. We could be holding up our light. We could be fighting for what's right. We could be falling to pieces. Under the bridge of fire burns somewhere the pages start to turn. And somebody whispers, I need this. I will do anything just to make you see. Don't apologize for what's in your dreams. Maybe this time we'll be different. It's only us. It's only us. It's only us tonight.
Şimdi arkadaşlar, ekran kartımızı kasamıza nasıl montaj edeceğiz? Elimde gördüğünüz gibi Razer var. Bu PCI Express yuvası barındırıyor. Üzerinde USB 3.0 var ve böyle bildiğiniz gibi klasik power supply'dan gelen kablomuzun takılacağı yuva var. Bunu buraya takıyoruz. Dikkatli bir şekilde. USB'mizi takıyoruz. Ve şuradaki mandalı geri çekip ekran kartımızın şöyle arkaya gelecek şekilde kablolar getirip oraya yerleştiriyoruz ekran kartımızı. Ekran kartını yerleştirdikten sonra buradaki klipsi geriye kapatmamız gerekiyor. Aksi takdirde riser'ımız geri çıkacaktır. Aynen böyle şart diye oturması lazım. Şimdi gelin bunu kasamıza yerleştirelim. Şu kısımları matkapla delmenizde fayda var. İnce bir uçla, ahşap ucuyla. Ekran kartlarımızı aynı bu şekilde 7'sini de buraya montaj edeceğiz. Daha sonra anakarta bağlantılarını yapacağız. İşlemimiz devam ediyor arkadaşlar. Ekran kartından gelen şu minik kartı buradaki kart üzerinde PCI Express yuvalarından birisine takacağız. Şu kısım arkaya gelecek şekilde takıyoruz ve ekran kartımızı aynı bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve buradaki mandalı ileri doğru girerek buradaki mekanizmayı kilitliyoruz. Ekran kartlarımızı, anakartımızı, 2 adet güç kaynağımızı sisteme dahil ettik. Gördüğünüz gibi böyle bol miktarda kablomuz var şu anda. Gel sen bu işin içinden çık şimdi Necdet. Şu VGA yazan uçları, ekran kartları üzerindeki altılı grup soketler var. Buralara takacağız birer adet. Ve bizim Razer'dan gelen güç kaynağı kablosu var. Onları da burada aynen bilgisayarlarda SATA disklere taktığımız girişlere takacağız. Bu şekilde ekran kartımızın riser kısmına buradan besleme yapacağız arkadaşlar. Bunun da burada tersi düzü var. Bunlara da dikkat ediyoruz. Aynen SATA disklerdeki gibi bir sistem uygulamışlar burada. Ve ekran kartlarımızın üzerinde de böyle bir dörtlü bir de ikili kablo geliyor. Bunları da ekran kartımızın üzerindeki 6 soketten oluşan yuvalara dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Aynen bir kablodan 2 adet kablo geliyor. Paralel bir şekilde ikinci ekran kartımıza da bu şekilde bağlamış
bulunuyoruz. Yani bir kablodan iki ekran kartını besleyebilirsiniz. Burada iki adet güç kaynağı kullandığımız için bir bundan bir bundan, yani eşit miktarda ekran kartlarına dağıttığımız zaman watt sorunu yaşamayacağız. Soldaki güç kaynağından 2 adet besledik. Sağdakinden de 2 adet besleyeceğiz. Hemen VGA yazan kablolarımızı ekran kartlarımızın güç girişlerine takıyoruz. Dikkat ediyoruz. Burada mandalların oturması gerekiyor şunların. Evet, bu şekilde. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? 2 adet bu güç kaynağından, 2 adet de bu güç kaynağından ekran kartı beslemiş bulunmaktayız. Şimdi bizim 2 adet daha ekran kartı gelecek. Bu durumda ne oluyor? 3 ekran kartımız kalıyor. Buradaki kablolardan eşit bir şekilde bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan olmak üzere ekran kartlarımıza güç kaynaklarımızdan eşit bir şekilde voltajı veriyoruz. Şimdi burada önemli bir detay daha var. 2 adet güç kaynağı kullandığımız için birisini sadece anakarta buluşturacağız. Burada önemli detaylardan birisi de bu arkadaşlar. 2 adet güç kaynağı kullanıyoruz. Birisini sadece anakarta bağlayabileceğiz. Yani marşa bastığımız zaman, bilgisayarımızın power düğmesine bastığımız zaman sadece buradaki güç kaynağı kullanır hale gelecek. İkinci güç kaynağı kullanabilmek için güç kaynağı birleştirici aparatlar var. O şu anda gelecek. Biz siparişini verdik. Güç kaynağı birleştirici gelene kadar bizim burada yapacağımız iş, yani iki güç kaynağını çalıştırabilmemiz için klasik konnektörler var. Eski anakartlar için kullanılan. Burada şöyle tuttuğumuz zaman soketli kısmını birebir sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. soketimiz yeşile denk geliyor. Çünkü buradaki kabloların hemen hemen hepsi siyah. Yeşili bulabilmek için eski bir konnektörden faydalanabilirsiniz. Daha sonra yanındaki siyahla kısa devre yaptırarak buradaki güç kaynağı da kullanabilirsiniz. Yani manuel olarak bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Ama güç kaynağı birleştirici aparatı kullanmanızı tavsiye ediyorum. O zaman ne olacak? Güç düğmesini açtığımız zaman iki güç kaynağı aynı anda çalışacak ve sisteme voltajı verecek. Thank you.
gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, yukarıda 7 adet ekran kartımız, aşağıda 4 adet ekran kartımız. Aşağının eksik, neden eksik? Şu anda yolda geliyorlar ekran kartları, henüz tamamlanmadı. Bildiğiniz gibi piyasada ekran kartı sıkıntısı var. Bu rig böyle iki katlı oldu. İki katlı rig yapmak fikri aslında baştan bana iyi gelmişti. Sonradan ısı probleminden dolayı aslında bu işi yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye etmiyorum. Ayrı ayrı, her rig ayrı olursa daha iyi olacaktır. Çünkü gördüğünüz üzere dış sıcaklığımız bile şu anda 33 dereceye ulaşıyor. Yani odanın içerisinde müthiş bir sıcaklık var. Soba gibi sıcaklık veriyor. Ses dipsine gelince arkadaşlar, yaklaşık buradaki gürültü telefonda gördüğünüz gibi 70 civarlarında. Bu 70 dipi ne ifade ediyor tam bilmiyorum. Onu sonra değerlendirmek lazım. Burada çalıştığı zaman yan odadan duyulmuyor. En azından öyle bir ses kirliliği yok arkadaşlar. Isıya gelince ısıda bir sıkıntı var. Şimdi bunun arka kısmına, bu burada durmayacak. Şu anda burada kurduğumuz için burada duruyor. Pencere kısmına koyacağız. Arkasına büyükçe bir fan koyacağız. 24 saat fan buradaki ısıyı dışarıya verecek. Yani bu tarz sistemleri kurduğumuz zaman hava sirkülasyonunun olduğu yerlere kurmakta fayda var. Yani böyle basık yerlerde, küçük alanlarda kurmak akıl işi değil. Çünkü aşırı derecede ısı ürettiğini fark ettim. İki sistemimiz de çalışıyor. Sistemi ilk kurduğumuz zaman monitör kullanıyoruz. Daha sonra sistemimize uzaktan kontrol edebilmek için TeamWire programı kuruyoruz. İstediğimiz bilgisayardan, dışarıdan, herhangi bir internet ortamından buradaki sistemleri kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Yani burada illa monitör takılı olması gerekmiyor. Bilgisayarlara uzaktan erişimle ilgili kanalımızda videoda mevcut, oradan da bakabilirsiniz. Sistem bu arkadaşlar. Allah'ın izniyle kurduk. Yaklaşık 3-4 gündür uğraşıyoruz. 15-20 bine yakın izleyici aldı ilk kasa yaptığımız videoyu attığımız zaman. Orada gelen yorumlar aşağı yukarı bazı arkadaşlar, bu işten anlayan arkadaşlar, hayırlı olsun Necdet abi diyerek bize bazı ipuçları vermeye çalışıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bazı arkadaşlar da art niyet yok, batarsınız, çıkarsınız, elektrik faturası çok gelir vesaire. Arkadaşlar, böyle antipatik eleştiriler yaptığınız zaman girişimci ruhunu insanın öldürüyorsunuz. Bu hiç iyi değil. Bu serinin ikinci videosu oldu. Üçüncü videoyu da çekmek istiyorum. Çünkü çok sıkıntılı bir iş arkadaşlar. Yani ekran kartlarını buraya dizip güç kaynaklarını bağladıktan sonra iş bitmiyor. BIOS üzerinde de güncelleştirmeler yapmamız gerekiyor. Bayağı bir ayarları var. Çünkü sistem üzerine 7 adet ekran kartı takıyorsunuz. Onların ayrı ayrı ayarlanması gerekiyor. Ve bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah arkadaşlar. Görüşmek üzere.